Evet. Şimdi gelelim şu sucuk fabrikası ve orada haklarını arayan işçilere. Tartışılan müdürden Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turan. Tartışılan müdürden hakkını arayan işçiye ters kelepçe. Evet, müdahale ediliyor, dokunuluyor. 65 yaptığım zaman yarın bir tanesinin çocuğu zeki bir yere gireceği zaman bu yüzden giremez. Yapamam lan. Aklını kapma, bak hiç yok. Ya baksana ya, ters kelepçe yapıyor ya. Şu saygısızlığa bakar mısın? Biz biber gazı nedir bilmezken şu an biber gazına ne iyi geliyor diye araştırıyoruz. Bizi bu hale getirdiler. Arkadaşlarımızı, annelerimizi hepsini ters kelepçe yapıp içeriye atmışlar. Ne yaptık biz? Adam mı öldürdük? Hem işlerinden hem haklarından oldular. Üstüne bir de hak ararken polis şiddetine maruz kaldılar. Emniyet müdürünün tehdit edip şiddet uyguladığı işçiler haklarını aramaya çalışırken sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. 85 işçi ve sendikacı ters kelepçe takılarak bindirildi polis otobüsüne. Yüzlerce polis, onlarca ekip atoları var. Sinek uçurmuyorlar tabiri caizse. Asla bizim vazgeçeceğimizi düşünmesinler. Vazgeçmeyeceğiz. Ölmekse ölmek, buradayız. Fabrika işçileri yaklaşık 2 aydır haklarını alabilmek için mücadele ederken son birkaç gündür de polis şiddetine maruz kalıyorlardı. Sabahın erken saatinde de 85 işçi gözaltına alındı, götürüldü. Geriye kalanlarsa yıllardır alın teri döktükleri o fabrikaya 1 kilometreden fazla yaklaşamıyorlar. Bir duvarın dibinde haklarını almak için beklemeye devam ediyorlar. O haklarımın hepsini alacağım ben. O yasalar orada göstermelik durmayacak. Bizi görsünler, üç maymunu oynamasınlar. Sabah saat 8'de işbaşı yapıyorum. Gece saat 3'lerde 4'lere kadar ben çalışıyorum. 12 seneden beri ben buradayım. Hiçbir zaman emeğimizin karşılığını biz almadık. İstanbul Çatalca'daki işlenmiş et ürünleri fabrikasında 2 ay önce küçülme gerekçesiyle 13 işçi işten çıkarıldı. İşçiler hem çalışma koşulları düzeltilsin hem de arkadaşları işlerine geri dönsün diye sendikalı oldu. Ertesi gün 146 işçi işsiz kaldı. Nöbet tutmaya başladılar ama artık karşılarında sadece patronları değil Çatalca Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan da vardı. Defolun diyerek işçilerin yakasına yapışan Emniyet Müdürü Turhan yeni günde de işçileri ters kelepçeyle gözaltına aldırdı. Turla çek. İşçiler önünde eylem yaptıkları fabrikanın kapısından yaka paça gözaltına alındıktan sonra polis fabrika çevresindeki tedbirlerini daha da arttırdı ve fabrikanın yüzlerce metre dışına polis bariyerleri kuruldu. Çevik kuvvet polisleri de hemen bu bariyerlerin başlangıç noktasında nöbet tutuyor ama sadece burada değiller. Daha uzakta bekleyen işçilerin başında da çevik kuvvet ekipleri nöbette. 85 işçi ve sendikacı gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İşçiler nöbete devam ediyor. Zenginin yanındalar. Bir Ürdünlü fabrikatörün yanında duruyorlar. Onlar yaşasın diye, daha iyi yaşasınlar diye bizi, Türk halkını bu hale düşürdüler.